Merhabalar, hazırsanız dağları tepeleri aşarak şelaleye gideceğiz. Var mısınız? Doğada yürümek harika. Her türlü şeyle karşılaşabiliyoruz. Karıncalarla, çekirgelerle, kelebeklerle, güllerle, dikenlerle. Harika bir şelale göreceğiz biraz sonra. Ben de ilk defa göreceğim. Ama gören arkadaşlardan duyduğum kadarıyla çok güzel. Onların tavsiyesi üzerine geliyoruz. Küçük dinlenmelerle yürüyebilirsiniz. Hem yürüyüş yapmış olursunuz hem de çok güzel manzaralarla karşılaşmış olursunuz. Yol kısmen bozuk olan yerler var ama genelde güzel. Yani yürünülebilir. Araba kullanabilirsiniz. Bir taraftan yürüyorum. Sizler de görüyorsunuz, harika ağaçlar var. Nedir bu? Bakıyoruz. Farklı bir bitki. Güvem olabilir. Evet, güvem ağacı. Bunları faydalanabilirsiniz tabii ki bunlardan. Çok güzel büyük kuşburnular var. İşte yine güvem ağaçları gibi farklı. Evet. Harika tadı var. Bir de en önemlisi ne biliyor musunuz? %100 natürel olması. Yani daldan koparıyorsunuz ve yiyorsunuz. İşin en güzel boyutu da o galiba. Evet. Alıçlar var. Harika. Temiz. Yiyebilirsiniz. Kırmızı alıçlar var. Var dedim. Ve kırmızı alıç. Evet. Gördüğünüz gibi kırmızı alıç. Lokum gibi. Bunları yiyebilirsiniz bu yolda. Yol boyu çok güzel. Ha, çekirge atladı. Şelalenin olduğu yere ulaşmak için dar patikalardan geçiyoruz. Aslında şehre bir nefes molası. Çok güzel bir sonbahar manzarası görüyorsunuz. Ama benim en çok dikkatimi çeken çeşme oldu. Şimdi sizlere çeşmeyi izletiyorum. Bakın çok güzel. İşte müthiş bir çeşme. Yani bence en güzel sudan bile daha kalitelidir diyebiliriz. Görüyorsunuz. Alıç toplayabilirsiniz. Daha önceki programlarımda söylemiştim. Yozgat'ın her yerinde alıç var. Toplayabilirsiniz diye. Kuş burnu var. Harika bir doğa var. Harika bir manzara var. Bakın. Sizler de görüyorsunuz. Çok güzel bir sonbahar. Çok yakına kadar arabanızla gelebilirsiniz. Herhangi bir şey olmuyor. Buradan yürüyorum. Yürüyorum dikenlerin üstünde. Aman aman. Evet, bakın patika yollar yapmışlar. Şimdi gölgem olduğu için şöyle yapayım. Bakın bu yoldan gelebilirsiniz. Yukarıya doğru baktığınız zaman güneşi görebiliyorsunuz. Ama mutlaka spor ayakkabısı giyinmenizi tavsiye ediyorum. İşte harika bir
sonbahar manzarası. Tabii bunları fotoğraflayacağım da ayrıca fotoğraflarımı da izleyebilirsiniz sizler için. İniyorum aşağıya doğru. İşte gördünüz şelale. Yani Düden şelalesi kadar olmasa da bir şelale var burada. Artık bunu nasıl değerlendirirseniz. İşte ünlü oyuncular gidiyorlar. Niagara'da şelale çekiyorlar. Ben de ancak Yozgat Köçek Kömü'nde, Köçek'in Kömü'nde çekiyorum. Sizler için tabii ki. Ve sizler için şelalenin baş tarafına indim. İşte biraz önceki aşağıdan gördüğümüz ağaç, söğüt ağacı görüyorsunuz. Buradan geliyorum. Evet. İşte gördüğünüz şelale. Şöyle yaptım bunu. Şelaleyi aşağıdan görebilirsiniz. Çıkış yolundayız. Ve çıktık. Bu arada köye yaklaşıyoruz. Ben sizlere köyü de göstermek adına panoramik bir güzergahımızı panoramik olarak çekeceğim. Köyü de görün. Köyde çok güzel evler var. Çok güzel yapmışlar. Muhtemelen sadece yazları geliyorlar. Kışları da büyük şehre gidiyorlar. Ekip biçip yetiştirip kışlık hazınlarını alıp büyük şehirlere gidiyorlar. Tabii büyük şehirdeki konu komşu da bunlardan faydalanıyor. Thank you.
İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalımda kalın, bende kalın, hoş kalın, hoşça kalın.